siyasi nedenlerle 5-6 yıldır bir duraklama devrine girmişti organize sanayi. Evet. Fakat 30 Mart'tan sonra Bektiğim Belediyesi kapanıp Havza Belediyesi'ne geçtikten sonra, yönetimle Havza Belediyesi girdikten sonra organize sanayi çalışmalarında hızlı bir atak geliştirdik. Süreç yaşandı. 30 Mart'tan sonra özellikle hemen ihale sistemlerine geçildi. Hızlı bir çalışmayla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'yla ilişkiler geliştirildi. Çünkü 5-6 yıldır daha önce Havza Belediyesi, Havza Organize Sanayi'nin Bektiğim Belediyesi'yle birlikte kurucu ortağı olmamıza rağmen yeni bir kanun değişikliğiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda ben buradan Bektiğim eski belediye başkanımız 30 Mart itibariyle Havza Belediyesi tekrar Organize Sanayi'nin yönetimine ve içine girdi. Ortaklığa girdi. Ondan sonra bir hızlılık yaşandı. Maalesef geçen yıl ihaleyi de yapıldı. Müteahhit firma geçen yıl başladı işlere, altyapı çalışmalarına başladı. Yeniden ihale sürecine girecek. Sanayi bir yıl boyunca galiba. Evet. Artık o firmanın sorunları ama bizim önümüzdeki bir ay içerisinde inşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda yılbaşına kadar yeniden ihale olacak. Yeni firmalar, yeni müteahhit geldiğinde inşallah aslında bu yılbaşına kadar altyapıyı bu firma bitirmesi lazımdı. Bu yılbaşı bitecekti. Arsaların teslimine başlayacaktı ama maalesef uzadı. İnşallah yakın zamanda ihale olacak ve önümüzdeki yıl, bir yıllık süre veriyor zaten. Bir yıl içerisinde de kanalizasyonu, yolları, altyapısı, elektriği, suyu geçtiğinde 60-70 tane burada parselimiz var. Bu parsellerin dağıtımına, tahsisine de altyapı çalışmaları bittikten sonra inşallah başlayacağız.